Selamünaleyküm herkese, Nargil Atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deneyeceğimiz tütün Lira'nın yeni çıkartmış olduğu cappuccino aroması. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız da videomuza girişimizi yapalım. Şüphesiz ki herkesin en çok merak ettiği aromalardan biri olan Lira'nın cappuccino aroması şu an bizlerle beraber. Lira firması tarafından bu bize gönderildi. Buradan da Lira ailesine teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun düşündüler, bize de gönderdiler. Bu yurt dışı paketi, gördüğünüz gibi yurt dışı paketlerinde birebir aynı olduğunu söylüyorlar. Ne yazık ki bize deneme fırsatımız olmadı yurt dışı paketlerini. Tütün zaten yeni tabaka shoplara gelmeye başladı. Onun için de bize gönderilen şu yurt dışı paketini sizlerle beraber denemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben bunu yaklaşık 3 içim kadar yaptım. Bir paketini 3 parçaya bölerek bir tanesini karışım şeklinde, iki tane de sek olarak içtim. Muhtemelen bu paketi açtıktan sonra bir içim daha yapacağım. Ondan sonra da karşınıza geçip ben bunu tamamen size yorumlamak istiyorum. Çünkü kesin olarak emin olmam lazım, anlıyor musunuz? Yani bir tütünü baktığınız zaman her yönüyle emin olmanız lazım. Emin olmadan herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Birden fazla yapım şeklinde yapıyoruz. Birden fazla ısı yönetimi kullanıyoruz. Her neyse, lafı çok da fazla uzatmayalım. Lira'nın yurt dışı paketini çok incelemeye gerek yok. Zaten ürün görselde görüldüğü gibi. Çünkü biz sizle beraber bunu ne kadar incelersek inceleyelim, Türkiye'den aldıklarınız, yani Türkiye'de piyasadan aldıklarınız böyle çıkmayacak. Paket Türkiye üretimi için olacak, sigara paketi gibi. Şuradan hemen bir emniyet bölümünü açalım. Bunlar bloggerlara tabii gönderilmiş paketler. İçini açtığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi üzerinde Lira yazan kıpkırmızı bir paketimiz çıkıyor. Ve paketimizi ilk açtığımız zaman da size çok net gelen bir cappuccino kokusundan bahsetmek istiyorum. Çok net ve yoğun bir cappuccino kokusu geliyor. Açıkçası biraz ışığı muhtemelen arttırıp size bazı şeyleri burada da ekstra göstermek istiyorum. Hatta normalde şöyle yapmam ama birden fazla tütün yapısı kullanılmış. Birden fazla tütün yaprağı kullanılmış farklı farklı. Çünkü tamamen kırmızı olan var ve siyah olan var. Birden fazla tip var bunun içinde. Tütün öyle kuru değil. Aklımızda hani şu anda herkesin kıyasladığı bir marka var. Ama biz ilk başta tütünü Lira olarak yorumlayacağız. Lira'dan sonra o meşhur markanın şeyine geçeceğiz. Gördüğünüz üzere birden fazla bir tütün yapısına sahip, ya tütün yaprağına sahip olduğunu söyleyebilirim. Siyah ve kırmızı bir tütün görüyoruz burada. Bence iki farklı tütün muhakkak var içinde, bana öyle geliyor, ya da yani benim gördüğüm kadarıyla iki farklı tütün var bunun içinde. Gördüğünüz gibi odaklamaya çalıştım, size yakın mesafe göstermeye çalışıyorum. Siyahlıklar ve kırmızılıkları da kendinize görebilirsiniz. Valla bunun hemen bir içimini, yani içim videosuna başlayalım. Dediğim gibi muhtemelen ben bunu bir kere daha içeceğim, ondan sonra da siz videosunu çekmiş olacağım. Onun için de sizlerle beraber şu arkadaşın içimini yapalım. Hadi bakalım, hemen içime geçelim. Şimdi geldik sizlerle beraber Lira'nın bu cappuccino'sunu denemeye. Başlayalım içmeye. Bayağıdır demleniyor. Yoğun bir tatla karşı karşıya kaldım. İlk açılış safhaları nispeten bir acılıkla başlıyor. Yani fazlasıyla bir acılıkla başlıyor. Zaten size söylediğim gibi ilk başta ben bunu Lira olarak size tanımlayacağım. Daha sonradan herkesin merak ettiği veya hepimizin kıyas yaptığı bir aroma var. Ve o aromayla beraber size yorumlamaya çalışacağım. Birazcık o espresso dediğimiz acı kahvenin tadını fazlasıyla alabiliyorum. İlk açılış safhalarında bu şekilde geliyor.
Tabii size paketi açarken de söylediğim gibi ben 3-4 tane içim yaptıktan sonra sizin karşınıza geçtim. Yani size kesin olarak şu şöyle şu şöyle diye nokta atışlar yapabilmek için gördüğünüz üzere bu arada klasik bir kahveci takımında ve lüle üzeri toprak bir lüle üzerinde bir telle içiyorum. Yanmaz tel deniyor buna. Bununla içiyorum. Bu şekilde genelde içtiğimiz kapuçino aromalarının en doğru içiş tarzı olduğunu düşünüyorum. Ya yani benim şahsi fikrim ama genel olarak da böyledir. Yani bunda hatta meşe kömürü olsa daha güzel olur. Hafif bir tatlılık gelmeye başladı dilime. O acılıkla beraber. Bu arada beklentinizin üzerinde yoğun bir tada sahip. Yani yoğun bir içime sahip. Hafif o acılık gayet güzel hissedilebiliyor başta. Ve çok hafif bir tatlılık gelmeye başladı bana. Çok hafif. Yani zaten cappuccino dediğimiz zaman o işin içinde birazcık süt de var. Şimdi bunun başlangıcını çektik. Bunun başlangıcında son olarak size tarif etmek istediğim şey. Evet, herkes bunu naklayla kıyaslıyor. İlk açılış safhasında şu anda naklayla benzer reaksiyonları taşıyor. Benzer notaları, benzer aromaları taşıdığını söyleyebilirim. Ama acılık olarak ilk başta. Yani o tütün yoğunluğu da naklanın bunun bir tık daha üzeri, hatta bir iki tık daha üzeri olduğunu söyleyebilirim. İlk açılış olarak şu an gayet tatminkar. İlerleyen safhalarında hem lirayı çekeceğiz hem de nakların yani farklılıklarını söyleyeceğim size. Birazdan tekrar gelip tekrar yorumlamayı yapalım. Yaklaşık bir 40-50 dakikadır bu liranın cappuccino'sunu deniyorum. Ya açıkçası şöyle söyleyeceğim. Birazcık hani beklenti meselesi yani şöyle söyleyeyim size. Beklentiniz bir cappuccino'dan nedir? Ya bizim bir cappuccino'dan beklentimiz her zaman bir nakla kriteri oluyor genelde. Türkiye'de genelde öyle. Ama bir cappuccino olarak gerçekten bir cappuccino tadı olarak değerlendirirsek tütün açılmaya başladıktan sonra o acılık tekrardan kendini hissettirebiliyor. Ki şunu söyleyeceğim yani bu tütün kesinlikle ve kesinlikle benim gördüğüm kadarıyla da iki farklı tütünün bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir şey. Muhtemelen birisi o acılığı veriyor, öbürü ise aradaki tatlılığı veriyor. Belli notalarında o tatlılık daha ön plana çıkabiliyor. Onun için yani şöyle söyleyeceğim size. Bu bir sütlü cappuccino olarak baktığımız zaman yani birazcık daha onu andıran bir aromaya bürünüyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bana yapay bir tat daha geldi arada. O tadı tam olarak çözümleyemedim ama yapay bir tat geliyor. Hani farklı garip bir tat daha geliyor. O da sonlara doğru. Hani birazcık daha ilerleyen safhalarda gelmeye başlıyor. Duman olarak hiç fena değil ama ağzımda fazlasıyla bir tatlılık bıraktı. Hani birazcık daha neyden size söyleyeyim. El Fakir cappuccino içtiyseniz, El Fakir ile Nakla'yı karıştırdığınız zaman ortaya çıkan bir tat vardır. Ona benzer bir tat şu an geliyor yani bana. Çok bunları hani kıyaslamak istemiyorum. Bunu daha çok biz lira olarak kıyaslamak yani lira olarak bakmak istiyoruz üstüne ama mecbur olarak bazı şeyleri de size söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü hepimizin belli bir beklentisi var, hepimizin belli bir düşüncesi var. Bu arada süre olarak hiç fena değil. Doyuruculuk var mı? Var. Tatminkarlık var mı? Var. Yani şu ana kadar ortalama bir şekilde gayet iyi gitti. Neyse bunu çok uzatmadan direkt olarak puanlamaya geçmek istiyorum. Ondan sonra işin bir de nakla boyutuna kıyasla geçelim. İlk başta burada bu puanlama cetvelimizi açalım. İlk başta aromasal olarak baktığımız zaman aromasal olarak gerçekten bir sütlü cappuccino ile beraber gelen o espressomsu bir acılık fazlasıyla kendini hissettiriyor. Aroma olarak ben buna 7 vermek istiyorum. Çünkü aroma olarak hiç fena değil. Yani gideri var. Yoğunluk olarak baktığımız zaman da bir blond tütün olduğu halde güzel bir doyuruculuk, güzel bir ağırlığı olduğunu söyleyebilirim. Onun için ağırlık olarak da ben buna 7 vermek istiyorum.
Duman olarak baktığımız zaman da dumanı bence her zamanki gibi gerçi bir çekimimizi de yapıp gösterelim. O da ısıyı yoğunlaştırmadım. Onu söyleyeyim. Çok dengeli bir şekilde kullanıyorum. Yani ortanın bir tık üzerinde bir dumana sahip. O da ısıyı daha fazla verirseniz çok daha fazla bir duman alırsınız. Onun için duman olarak da ben buna 7 vermek istiyorum. Bence koku olarak baktığımız zaman, koku olarak bakalım. Koku olarak baktığımız zaman da içeride bir o yani nasıl diyeyim size acı kahve ile sütlü kahve arasında bir koku bıraktı. Ama daha çok naklamsı dediğimiz o acı kahve kokusu birazcık daha fazla var. Onun için koku olarak da 5 vereceğim çünkü biraz ağır bir kokusu var. Bunları şimdi puanlandırmayımızı yaptık. Şimdi gelelim naklayla kıyaslamaya. Şimdi dediğim gibi her zaman size söylüyorum. Yani naklayla çok fazla her şeyi kıyaslama hoşuma gitmiyor. Hani herhangi bir firmanın herhangi bir tütününü başka bir firmayla kıyaslama hoşuma gitmiyor. Yalnız çok fazla hani bu konuda çok fazla bana soru iletildiği için yani naklaya alternatif olabilir mi? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Naklaya hiçbir şekilde alternatif olamaz. Bunda bir hemfikir olalım. Yani nakla gibi bir tütüne alternatif olabilmesi için ciddi anlamda bir yol kat etmesi lazım ki o yolu kat edebilmesi için de hani nakla firmasının neredeyse 100 yılı aşkın bir şeyi var. Tütün tecrübesi var, bazı şeyleri var, kendine has aromaları var. Onun için nakla ile kıyaslamak biraz saçma olur. Nakla ile kıyaslanamaz bir aroma bu. Aromaya baktığımız zaman hani şunu söyleyeyim şu an mesela bu videoyu izlediğiniz zaman nakla bulunabilir, bulunmayabilir. Eski naklalar da aynı olabilir, aynı olmayabilir. Ama şunu söyleyeceğim size. Nakla olmadığı zaman canınız cappuccino mu istiyor? Bunu içebilirsiniz. O tatlımsı tat hoşunuza gitmiyorsa muhtemelen bu da pek hoşunuza gitmeyecektir. Ama yine bir şekilde sizi ortalama bir şekilde bir tatmin eder. Yani o şeyi düşünmeyin. Hani tatmin eder mi konusunu düşünmeyin. Bir şekilde egale edebilir bunu. Yani bence güzel düşünülmüş, Türkiye'de yapılmış öbür kapuçinolardan daha özgün bir aroma diyemeyeceğim. Çünkü birazcık hem onlara benziyor, hem naklaya benziyor, hem birazcık daha ortada. Yani daha kendine has bir aromaya sahip. Çünkü herkesten bir parça alıp bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Çünkü özgün aroma dediğimiz şeyler artık pek bulunmuyor. Gerçekten çok zor çıkan şeyler. Ama bir kaliteyi sonuçta yakalamışlar. Ve dediğim gibi yani yani ben bir cappuccino içmek istiyorum ama nakla içmek istemiyorum derseniz bunu da kesinlikle deneyebilirsiniz. O naklanın ağırlığını, şuyu buyu bazı şeyleri bundan beklemeyin. O naklanın bizim sevdiğimiz o cappuccino tadını mini, yani kıyısından bir yakalamış olabilir ama aynı şeyleri birebir beklemeyin. O beklenti dışında içerseniz tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Bence yeterince açıkladığımı düşünüyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Eyvallah diyorum.